hoş geldiniz sevgili çalışma arkadaşlarım. Kısacası ben buranın bir hikayesini anlatacağım. Aslında burası hepimizin iğrenerek attığı, çöpün bittiği hikaye. Geçmişte daha önceden üniversitenin olduğu alanda biliyorsunuz vahşi bir depolama alanımız vardı. Bütün çöpleri biz kamyonlar boşaltıyordu rastgele. Ondan sonra dozerle üstünü kapatıyordu. Buranın oradan farkı şu. Kısaca geçmişi özetlemek zorundayım. 2004 yılında Avrupa Birliği projesine başvurduk Çanakkale Belediyesi olarak. Türkiye'de seçilen iki ilden biri olduk Kuşadası ile birlikte. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Birliği projesini yürüttük. 17,5 milyon euroluk proje HİP'ten 16,5 milyon euroluk projenin %71,5'unu HİP'e aldık. Daha sonrasında bu Çanakkale'nin aynı sorunu, çünkü eski çöplüğümüze Kepez, İntepe yani Erenköy şimdiki Kumkale çöplerini getiriyordu. Aynı şekilde Lapseki'de Minir Çiftliği diye bir çöp sahası vardı. Oraya da Umo Bey Çardak çöplerini götürüyordu. Bu sebepten dolayı başkanımızın önerisi, bütün belediye başkanlarımız bir araya getirerek Çakap'ı kurduk. Çakap'ın açılımı da bu zaten, Çanakkale Katı Atık Birliği. Ve 2006 yılında aynı sorunun köylerde de olduğu düşüncesiyle il özel idaresi de birliğimize katılım gösterdi. Daha sonra iki tane belediyemizin kapanmasıyla birlikte şu anda Çakap'ın havzası Çanakkale, Lapseki, Çardak, Umurbey, Kepez belediyeleri ve 90 köy adına il özel idaresinden oluşmaktadır. Yaklaşık 212 bin nüfusa hizmet veriyoruz. Bu havzada çöplerin toplanması, taşınması ve bu sahanın işletilmesi, ambalaj atıkların toplanması, tıbbi atıkların yönetilmesi Çakap'ın görevleri arasında yer alıyor. 2009'dan sonra ne oldu? Avrupa Birliği projesi bitti. Biz Çakap olarak 10 yıl boyunca bu sahayı işlettik. Herhangi bir yatırım yapmadan normal çöpleri gömerek, sınıf suyu bir ön arıtma tesisiydi. Bunları yaptık. Ama bizim süremiz 20, yani 2009'da başlayan projemiz 2029 yılında bitecekti. Yani çöp sahasının ömrü bitecekti. 3 hücreden oluşuyor çünkü. 2015'ten sonra bu sefer bu çöp sahasının ömrünü nasıl uzatabiliriz'in kafa yorduk ve bir proje yaptık. Bir imtiyaz sözleşmesi modeliyle 2015-2019 arasında 5 yıl boyunca bu projeye çalıştık. Ve nihayetinde Çevre Bakanlığı ve Danıştay'ın onayladığı bir proje kapsamında imtiyaz sözleşmesi 2 Ocak'ta imzalandı 2019'da. 1 Temmuz'dan itibaren de bu havzada çöpleri suya stokluyor adımıza. Ve bu sahayı işletiyor. Bu sahanın işletimi kapsamında da birinci hücrenin genişletilmesi, ki ömrünü uzatmak adına bu çok önemli. Ve diğer içeride göreceğiniz tesis gerçekten Türkiye'de örnek bir tesis. Şunu söyleyebilirim, bakanlığımız dahil hani Avrupa'ya değil Çanakkale'ye gidin orayı görün diye bütün belediyeleri de buraya yönlendiriyorlar. Şimdi içeride göreceğimiz de mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi. Aslında gömdüğümüz atıkları ikinci bir tekrar bir ayrıştırma yaparak içeride arkadaşlar, teknik arkadaşlar anlatacak. Bir ayrıştırma yapıyoruz. Daha sonra çıkan atıkları da biyo kurutma dediğimiz orada kurutarak çimento fabrikasının ham madde elde edeceğimiz ATY dediğimiz atıktan türetilmiş yakıt üretilecek. Tabii o yatırımlar daha devam ediyor. Şu anda MBT bitti. Buna MBT diyoruz. Mekanik biyolojik ayrıştırma. Benim yani kısaca bir çöpün hikayesini anlatmak istedim. Çok uzun yıllar da olsa bilmeniz açısından. Ben herkese katıldığı için teşekkür ediyorum. Metin Bey'i de tanımayanlar varsa Suez'in genel müdürü, özür dilerim. Tanımayanlar için Metin Suadiyeli, Suez Çanakkale firmasının genel müdürüyüm. Suez firmasını temsil ediyorum. Lakabım Fransız Metin bazıları için. Ahmet Bey de burada, inşaat ve operasyon müdürümüz. Türkiye'deki birçok tesise kurulumunda çalışmış olarak da ekibi biz yönetiyoruz. Uzun konuşmak istemiyorum. Tek söylemek istediğim şey, burada yaptığımız tesis ne bir çöp depolama sahası, ne bir MBT, ne bir katı atık, entegre bir katı atık yönetim sahası. Çünkü burada katı atık konusunda yapılan hemen hemen her şeyi yapıyoruz. Bir tek biyometanizasyon dediğimiz çürütme sistemini, bir de çöpü yakma sistemini yapmıyoruz. Onlar da daha çok büyük, çok büyük nüfuslu 1 milyon üstündeki şehirlerde yapılan şeyler. Yani Çanakkale havzasında yapılan gibi yapılması gereken bütün teknikler burada var. Bunu biz size şimdi tabii ki burada ise mekanik ayrıştırma ve biyolojik ayrıştırma tesisini göstereceğiz. Çünkü burada yaptığımız yatırımın en önemli kısmı bu. Ama bununla bitmiyor. İlk grup içeri girdikten
girdiği zaman burada Zafer Bey şu köşede bir iki tane pano koyduk. Kusura bakmayın, tesis devralmak olduğu için böyle süper bir şey görselimiz yok. Fakat o panoda size tesisin içinde bulunan değişik bölümleri anlatacak. Çünkü burası gördüğünüz gibi büyük bir tesis. Tıbbi atık sterilizasyon tesisimiz var. Çöpten çıkan sızıntı suyunu arıtma tesisimiz var. Çöpleri gömdüğümüz lotlarımız var arkada. Ondan sonra çöpten çıkan gazla enerji üretiyoruz. Enerji tesisimiz var. Hangarlarımız, araçlarımız hepsi burada. Onları size anlatacaklar. Onun için entegre katı atık yönetim bölümü diyoruz. Ayrıca Süveyş Çanakkale olarak biliyorsunuz kamyonlarımızı görüyoruz. Toplamayı da biz yapıyoruz. Toplama burada değil. 60 metre yolun yanında operasyon merkezimiz var. Toplama hakkında sorularınız olursa toplama ekiplerimiz, toplama müdürümüz Esat Bey, onu herkes tanıyor zaten. Kendileri buradalar. Tabii ki ilk olaraktan bu tesisi gezeceğiz. Mekanik biyolojik ayrıştırma diyoruz. Mekanik kısmını içeride, binanın içindeki kısım. Bunu size zaten anlatacağız. Biyolojik kısımda dışarıda gördüğünüz slot ne diyorduk onlara? Hücreler. Orada da ATY dediğimiz alternatif yakıt, yani çöpün yanabilen, içinde organiği az olan kısmını oraya koyuyoruz. Orada bir kurutma yapıyoruz. Ondan sonra çimento fabrikası veya başka bir yere geçiyor. Söylemek istediğim şu, buraya gelen çöpün %50'sini geri dönüşüme göndereceğiz, %50'sini gömeceğiz. Gömdüğümüz %50'sinden de enerji alacağız. Yani bu ne demektir? Gelenin %100'ünü değerlendiriyoruz. Bu arada bu kontratın çok önemli bir amacı var. 29 senelik bir imtiyaz kontratı. Çok vizyoner bir kontrat. Bu konuda Çanakkale Belediyesi, belediye üyelerine, diğer ÇAKAP belediye üyelerine, ÇAKAP yönetimine teşekkür ediyorum. Türkiye'de böyle vizyonlu bir proje çok az. Çünkü böyle geleceği kurtarıyoruz. Bu projenin en önemli kısmı 29 sene boyunca Çanakkale Havzası'nda bir depolama sahası aranmayacak. Çünkü biz şu anda gelen çöpün %90'ı gömülüyor. Tesisler çalıştıktan sonra %50'si gömülecek. Bu büyük bir fark. Bu da sahanın hayatını uzatacak. Ayrıca lot 1 var. Lot 1'i genişlettik. O da uzatıyor. Yani burada önemli olan böyle bir tesisle 29 sene boyunca